Bununla devam edelim. Bununla devam edelim. Seni Cerrah Paşa içmem suyundan içmem. Pardon. Nereciğim, neredeydin? İnsanları bir anlatır mısın? Evet, Hatay'daydım. Memleketimde. Lale abla nereli? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gerçekten uzun bir hikayeydi ya. Evet, Yağmur Karabal konuğu olmuş bu arada Tepki Koli'nin. İzleyelim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl olalım? İşte hasta olmamaya çalışıyoruz. Evet. Bol bol dizi izliyorum, film izliyorum. Genelde uyuyakalıyorum. Evet ya. Buraya gelirken ne izledin mesela? Ya hayır, söylemek istemiyorum. Wings izledim ya. Söyleyebilirim. Helal olsun be. Harbi ya. Şimdi bizim geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız bir video vardı. YouTuberların evlerinde tepki vermiştik. Ben yoktum. Biz dedik ki o bölüm, eğer bu video 100 bin beğeni geçerse ikincisini çekeceğiz. Ay, o bölümde olmadığım için çok mutsuzdum. Çok hoşuma gitti şu an. O bölümümüze 150 binin üzerinde like geldi. Sağ olsun izleyicimize. Teşekkür ediyoruz. YouTuber'ların oturduğu evlere tepkinin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Efe, sen neye tepki verdin? Dostum, hani izlerken görürüz. Şimdi... Hatırladım galiba, tamam. Evet. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, Ruhi'yi de izleyeceğiz, merak etmeyin. Tokalaşıyorum, niye tokalaşmadın? İstemiyorum abi. Biz de videoları çok kısalttık. Orijinalleri, videoların orijinalleri açıklama kısmında mevcut. Arkadaşlarımız oradan videoları izleyebilirler diyelim. Evet, lütfen, bu da şey demek oluyor. Lütfen bize telif atmayın. Oğuzhan Uğur ile başlıyoruz. Kulaklığımızı takalım. Oğuzhan Bey, geliyoruz size bu haftasını sizdeyiz. Şimdi göreceğiz, ev 6 milyon değerindeymiş ya. 6 milyon lira. Merhaba. Muski. Ya düşün sizin ekip. Biz geçen videoda galiba en çok Damla Altun'un evini mi beğenmiştik? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 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 Uzun kalanlığı var. Yüksek kalanlığını beğenmiştim ben. Evet, Damla Altun'un evi, evet. Şey, loft gibi olan dostum. Aynen. Ya bizim ekibimizde ne iş var? Adam da ilk cümlede komik ya. Abi ne haber? Hoş bulduk. Wow. Özürler. Bir şey söyleyeceğim. Güzel bir oyun rafı o bu arada galiba. Yani bayağı bir oyun var. Wow. Özürler. Güzel ev. Üst kata çıkalım istiyorsan. Mutfağım var. Mutfak. Mutfak gördüğün gibi tam bir... Bilge Su Işık'ınkini de beğenmiştik, evet. Orayı da beğenmiştik. Balkonunu falan çok beğenmiştik onun. Bekar erkeği mutfağı. Hiç bir şey yok yani. Halı bile yok. Harbi de halı bile yok. Mutfakta halı ben de sevmiyorum. Mutfakta halı ben de sevmiyorum. Halı mı olur ya? Yani. Koyanlar var dostum. Bir şey yok yani. Halı bile yok. Evet, mutfakta hiçbir şey yok. Senin ekip arkadaşların hani... Tabak bile bulamazsın. Uzun mu? Boş. Söyledi senin ekip arkadaşların. Hani tabak bile bulamazsın dedi Oğuzhan'ın evinde. Evet. Burası yatak odan. Öyle abi. Niye şey yapmak lazım ki? Yani niye ziyan edilsin ki? Neticede yapmıyor adam belli ki yemek. Yani bunu kabullendikten sonra orayı doldurmanın bir anlamı yok. Belli ki sipariş veriliyor. Yatak odası. Standart. Evet. Sade. Yani tam benim kafa. Yatağı sade bir yatak odası. Bu arada yani. Bayağı sade bu arada. Abi şuna bak, bir karış ya. Hani şöyle yaptığım zaman anca yani. Ama şey asla anca olmaması pek. Sade bu arada. Abi şuna bak, bir karış ya. Hani şöyle yaptığım zaman anca yani. Ama şey yani bunun zevkle falan bir alakası yok çünkü bütün montajları ben yapıyorum. Montajları kendisi mi yapıyormuş? Evet. Çünkü montajı çok zor. Aşağı tükürmedik. Mesela aşağıda burada. Şuraya baksana Allah aşkına, yani şuraya bak ya. Severim ben böyle. Bak bununki de tam şey o Damla Altun'un evi gibi. Yani aşağı katla yukarı katla. Evde en önemli detay nedir biliyor musunuz olması gereken? Mimari yapısı çok benziyor. Ne de dostum? Dev gibi cam. Doğru söylüyorsun dostum, evet. Aşağıda burada. Evi ferahlatan ana unsur diyebilir miyiz? Lazım. Şuraya baksana Allah aşkına, şuraya bak ya. Severim ben böyle evi. Eminim ki bu ev kesin hep böyle kalabalıktır yani. Aşağı tükürmedik. Mesela aşağıda burada. Şuraya baksana Allah aşkına, şuraya bak. Aşağı tükürmedik. Ne yapıyorsunuz acaba? Ne trollenir oradan biliyor musunuz? Çok iyi ya. Gençler kaç. Abi harbiden şey var. File bile var top kaçmasın diye. Evet ya, onu. Vuruyorum. Abi burası... ben çok kötü vuruyorum bu arada. Beni bilen biliyorsun. Bir şey diyeceğim, bu alanı neden böyle kullanmış ya futbol sahası? Oha Alper yeniden.
Ay bu da yatamadılar abi. Hayır. Direğe vurmaya çalışıyorlar. Ben diyorum yok artık. Vıtıcın abinin yorumu çok iyiydi. Ne dedi? Halı sahaya mı bir yorum yaptı? Kendisi dünyanın en büyük halı saha hastalarından biri olarak bayağı yükselmiştir herhalde bu teras dekorasyonuna. Ooo! Oley be! Bilmiyorum ya, burası çok daha sanki başka şeyler yapılabilirdi gibi geliyor bana. Ne bileyim, koltuklar, masalar, havuz bile yapılır yani buraya. Havuz falan. Gayet güzel, tam böyle benim kafamda dağınık. Bekar evi 10 numara. Tam bir bekar erkek evi. Kokoşluk hiç yok. Dümdüz ev. Koltuğunu almış, televizyonu almış. Evet. Battaniyesini sermiş yatağın ucuna, evet. Bu kadar. Yalın olmasını çok beğendim ama bir taraftan da bir karakteristik şeyleri var. Beğendiği şeylerin logosu. Vıtıcın derken yeni gelen abiden bahsettim. Kahve saçlı, turuncu sakallı yani. Ha şeyi diyor. Aren var ya, yeni tepki kolye gelen. Ona Vıtıcın şakası. Senin komşun olmuş. İşte sanırım Marvel karakterleri falan vardı solda. Benim komşum Arman bu arada. Şu an her şeyi birbirine karıştırdın. Bu arada yani benim komşum olmayanın adı da Aren değil, Arem bu arada. Yani hani Mert öyle bir şaka yaptın ki sana her şeyi baştan anlatmak zorunda kaldım. Selamünaleyküm. Merhaba, hoş geldin. Aleykümselam. Merhaba Ege. Hoş geldin dostum. Efe Uygaç. Efendim abi. Pazartesi geliyorum. Müsait misin? Kanka gerçekten değilim. Yani evde yokum. Sebep? Evde yokum, öyle neredesin? Söyleyeyim. Sen istiyorsan evde olabilirsin de ben yokum. Eyvallah. Bir 100.000 plaketine ve hediyeni vereyim diye. Ha şey yaparız, akşam saatlerinde falan yapmamız gerekiyor. O da yapılmıyor işte. Ne zamanlar boşsun, ona göre de şey yaparız. Kanka pazartesiye kesin almadıysan biletini sana bir tarih verebilirim. Yok, almadım. Almadıysan. Tarihler daha güzel olur. Almadıysan. Hem özledin diyordun. Evet. Bir vakit geçiririz. Almadıysan. Velo neyle geleceksin? Ama ben de bir konuşayım mı kanka? Almadıysan evet, dedim yani. 6 kere. Almadıysan evet. Cuma gününü al. Gel hafta sonu makaralayalım. Tamam, okey. Buna okey misin? Bir soru daha soracağım. Sor tabii Ömer ki. Ömer Faruk 1'in AirPods'u nerede? Burada. Tam olarak burada. Bu evde şu an hala. İlkan içine bakmış, boş demiş Ömer. Ha, içi boş. Bir şey söyleyeceğim. Bu doğru. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet, öyle bir şey oldu. Bu benim. Bu benimki. Bu. Şöyle göstereyim. Bu. Bu da Ömer'inki. Ha okey. Duruyor yani. Okay. Bu, yo yo. Bu da Ömer'inki. Tamam bakalım. Sen cuma yani, diyorsun. Gördün yani, mü sen Ömer'inkini kanka? Gördüğüne emin değilim de ben pek. Geç geliyor ya, ben sana güvendiğimden. En son gösterdiğin Ömer'inkiydi. Ömer'inki boş sanırım. Evet. Yani bunu... Bunun içindeki iki kulaklık nerede bilmiyorum. O öyle küçük bir sorunumuz var. Ama yani kutu duruyor yani. Önemli olan kutu kanka. Siktir et. Değil mi? Aynen. En kötü şey. Kırat yolda o kadar indirim oluyor yani. Kovalasın birazcık. Aynen. Şey, kabloların ucunu keseriz falan, o şekilde hallederiz yani. Bir şekil yaparız onu hafiften. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Allah belanı versin, bu arada ben de şok oldum. Bak yemin ederim şok oldum. Kanka bir gün ne oldu biliyor musun? Benim AirPod'un şarjı bitmişti. Ömer de bende unuttu ya. Onunkinin şarjı vardı. Evden çıkarken Ömer'inkini aldım. Tamam mı? geldi. Sayın Efe Uygaç. Emanete ihanet. Emanete ihanet değil. Anlatıyorum. Bak anlatıyorum. Bir dinle emanete beni. Emanete ihanet. Ya baba beni bir dinle ya. Bunun benimkinin şarjı yoktu. Tamam mı? Benimkinin şarjı yok diye seninkini aldım dışarıya çıkarken, tamam mı? Hazır sen bende unutmuşken. Bilerek mi aldın peki kanka? Nasıl yani? Hani Ömer'inki var şarjı, benimkinin yok. Ömer'inkini alayım bari mi, yoksa? Kanka şöyle, evde iki tane AirPod var. Biri benim, biri Ömer'in, evet. Tamam mı? Evden tamam, çıkacaktım, tamam. Taksiye binecektim. Yolum da biraz uzundu. Dedim ki AirPod'u alayım, yolda müzik dinlerim. Benimkine bir baktım kanka, ışığı yanmıyor. Tamam mı? Sönük yani, şarjı bitmiş. Ondan sonra tamam. Dedim ki diğerine bakayım. Baktım diğerinin ışığı yanıyor. Yeşil hatta yani. Ondan sonra dedim ki Ömer Faruk'unkini alayım. İşte ondan sonra dışarıda şey yapayım. Müzik dinlerim. Ondan sonra bir şey olmaz falan filan tarzı. Kanka sonra anladım. Eve geldim. Bıraktım bunu kenara. Böyle aradan 2 gün geçti. 3 gün geçti falan filan. Ondan sonra yine benim AirPod'un şarjı bitti. Ben de dedim ki Ömer'inkini takayım. Ondan sonra kanka Ömer'inkini bir açtım. Yok amına koyayım kulaklıklar. Yani kutu var da kulaklık yok yani. Çözeriz onu Ömer, çözeriz. Üzülme.
Neyse, bir EFT havale. Bakarız. Tam cumaya okey, ben okeyim o zaman kanka. O tamam. Aa, ben de okeyim cuma gününe geliyorum. Cuma şey ya Ömer. Ha, sen evde ya. Değilsin. Benim evde kazı çalışması var da cuma gününe doğru. Böyle ona yardıma geliyor zaten. Kentsel aynen. Dönüşüme girecekti değil mi? Aynen evet. Ha, tamam. Sonra gelirim hadi görüşürüz. Tamam Ömer. Öpüyorum, hadi yayınlar. Yine bir seriden böyle bir rahatsız ettik, kaçıyoruz. Estağfurullah hadi kanka. Yayınlar. Sağ olun canlarım. Öpüyorum. Hadi bay görüşürüz. Aynen. Onlar falan birazcık karakteristiği var ama yalın bir ev, çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar vallahi çökmedim bu arada. Gerçekten çökmedim. Bak çöksem yani şöyle, AirPod'ların hepsinin ismi var ya. Yani benim telefona bağlanırken eğer Ömer'inkine çökmüş olsam Ömer'in AirPods'u yazıyor. Hani değiştirebiliyorsun bu arada. Kanka ama yani benimki AirPods, Ömer'inki Ömer AirPods. Ya ben vallahi değiştirmedim. Mert, sence ben bununla uğraşır mıyım? Beni tanımıyor musun? Ya yani? Biliyorum kanka, taşağındayım. Yani şuna üşenme seviyem var ya, %99 falan olurdu muhtemelen. Tam yani Oğuzhan'ın evi nasıl olurdu böyle diye şey sorsan, böyle bir şey beklerdim zaten. Kalabalık, bütün herkesin orada olacağı, eğlenebilecekleri, müzik yapabilecekleri, işte stüdyo ortamının olacağı, normal, şatafatsız. Ödüllerinin bir köşede olması da güzel. Güzel. Genel olarak mesela dizaynını vesaire nasıl buldun evi? Çok kalabalık buldum. Hatta mesela Damla Altun'un da evi aslında çok güzel ama çok kalabalık. Çok eşya var. Çok çiçek var falan filan. Of, hapşuracağım. Yine. Üşüttüm mü ben ya? Çok eşya. Hep beraber. Ay. Siz de görüyorum. Siz de görüyorum. Hep ne? Beraber dedim yanlışlıkla bunu. Ha, sen kendine mi gülüyorsun şu anda? Evet. Anladım dostum. Böyle, çok siz de görün chat, sağ olun. Onun tozunu kim alacak falan diye. Ya düşünsene bir dakika. 10 üzerinden Oğuzhan Uğur'un evine kaç puan veriyoruz? 7. 7-8 veriyorum, beğendim. Benden de bir 7 patlar harbiden. 8. Terası, yüksek tavanlı, futbol sahası ve düzeni için 7. Ben çok beğenmedim. Mutfağı ben birazcık takığım. Ama çok da kötü değil. 7. 5. Ya bence 10 üzerinden 10 vereyim Oğuzhan'ın evine. Gayet normal, tatlı bir ev var. Normal tatlı ev 10 puan mı? Çok yüksek girdi kızım. Yüksek mi girdi? Tamam. Tabii. 10 üzerinden 9.5. 9 olsun. 7.5'tan 8 veririm ya. Ara. Ben de 8. Hoş. 8. Çok hoştur. Oğuz, ilk defa. Ya şöyle şimdi yere falan. Çok hoştur. İlk defa. 8 ama bu mesela bu yanıltıcı. Normal evin içinde abi, dursa. Tam hali. Ne yaşıyor bu arkada ya? Bu yüzde kendini. Görmüyorum ki bunu ya. Geldik abi. Ne oluyor ya kanalına? Ne oluyor ya? Hiç duydun mu? Yok. Ya şimdi duymadım desem ayıp olacak. Olamaz. Ama duydum desem de ya söylemiş olurum ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kanal ya, kanal adının Yağmur Kalıcı mı tepkolikti? Hayır arkadaşlar ya. Şey işte hani ben de konuk oldum ya. Artık hani bu yeni sezonda Burak böyle sık sık konuklarla renklendiriyor olacak benim bildiğim kadarıyla tepkolik videolarını. Ne diyordum ben? Bir şey diyordum. Ondan önce bir şey diyordum. Ne oluyor ya kanalın adı farklı. Ne oluyor ya? Yani şimdi Fırat'la Ceyda'yı herkes aynen. Tanıyor da kanalın adını direkt ne oluyor ya diye söyleyince bazen çıkmayabiliyor. Aynen. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftini. Evet. Nereden biliyormuş numarası? Instagram'da videoları çıkıyor. Ha, evet. Ceyda Kasabalı'nın böyle şey esprileri var ya. Kelime oyunuyla hep yapıyor. Onları biliyorum. Allah, herkese merhaba. Biliyorum ben bunları. Biliyorsun, görmüştüm videolarını. Çok tatlı bir kız. Allah, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hello. Ve ev tur yapmaya karar verdik. Burada bir takım eski koltuğumuz var. Ceyda bu koltuğu dergide. Bu adam oyuncu değil miydi ya? Koltukçuya gittik. Dedi ki adam yaparız Ceyda Hanım dedi. Bunu hallederiz dedi. Ceyda dedi ki. Bunun boyu bir tarafa başlıyor. Tam onu yapıyordu. Biri aşağı bakıyor. Tam onu yapıyordu. O ölçülerde oturamazsınız dedi. Hayır ben öyle istiyorum. Burası geniş olacak şurası. Sonra boyun fıtığı olduk. Devam edelim. Burada Ceyda'nın güneş görmesi gereken çiçekleri oradayken. Burası böyle bir Kadıköy moda evi gibi birazcık. Kapaklı kitaplar burada duruyor. Bu kadın böyle. Ben dedim ki orada dedim benim dedim boynum dedim ağrıyor dedim. Bir tane dedim kendime koltuk alacağım. Baba, çok tatlı bir çift bu arada, enerjileri çok güzel. Yan yatıyor 200 kilo oluyor ya. Ben de ondan istiyordum, tamam mı? Bak
şu. Evet, bu arada çok güzel o koltuklar. Anladın mı? Ceyda şimdi burada... Va, evin her duvarı başka renk. Aa, bizim gibi. Ceyda şimdi burada... Her duvar başka renk konseptine ben çok sıcak değilim ya. Beni biraz böyle daha düzen falan filan daha çok mutlu ediyor. Hadi size sürprizim biraz. Her şey o kadar tatlı renklerde yapılmış ki çok sevdim. Boyayalım dedi. Evet arkadaşlar, televizyonu kurdum. Allah'ım çok rahat oldu la burası. Duvarların rengi niye böyle habire değişik ya? Sen tak onu. Şimdi ışıkları kapatın ve açıldığında inanamayacaksınız. Tamam. Evet. Kar mısın? Bu aslında böyle görünüyor. Tablo da çok güzelmiş yalnız. Evet. Oo, ne bu? Nereden almışlar? Aslında link var mı? Yukarı kaydırabiliyor muyum? Bak direkt bilek bilmem ne yani. Ben bir saniye. Ha neler yapıyorsun? Ha valla. Bakabilirsin. Güzelmiş bu arada harbiden. Ben de kaydım yani. Bir bakarım. Çamaşırlarımı asıyorum buraya arkadaşlar. Bu hala salonda mıyız ya? Hayır, şu an başka odada. Ben anlayamıyorum geçişleri. Çamaşırlarımı asıyorum buraya arkadaşlar. Çünkü kurutma makinesi bozuldu gene. Bak bu Hollanda'da el yapımı yapıyorlar bunları. Alttaki şeyi görüyor musunuz? Süsken ve... Haa bu adam şey. Benim arabada yok. Öyle kaliteli. Twitch chain'i var bunun. Yarış yapıyor. Tamam orada ben de diyorum nereden tanıyorum bu adamı ya? Tepkime süresi şey falan gerçek... Vay be. İlk kez Adanalı yerine harbiden. Twitch geldi bu arada harbiden. Arabayla birebir aynı. Bilgisayarımı Ceyda tuttu. Şunu da Ceyda yaptırdı. Kaç para bu? Belli ki bu çift çok kafa bir çift. Evet. Çok iyi anlaşıyorlar. Ya güzel de ben sırf duvarları sevmedim. Duvarların renkli olması evet. Gözüme çok renkli renkli böyle gözüm yordu. Enerjileri çok yüksek. O yüzden böyle onlardan böyle sıkıcı bir ev beklemezdim zaten. Böyle her şeyin renkli olması. Büyük ihtimalle duvarlarını kendileri bile boyamış olabilirler. Olabilir. Bence tam onları yansıtan bir ev olmuş. Hem eğlenceli ve komik de oldukları zaten belli. Çok bu kadar öldüm gibi özendim galiba. Özendim birazcık. Yine bastı beni. Çok 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 şey var. O da deminki o bilgisayarlı oda. Yanda işte öyle bir kocaman bir alet var. Yanında bilgisayar masası var. 2-3 tane monitör var. Arkayı dönüyorsun. Çok kalabalık, çok kalabalık diyecektim ya Eren yine. Başka bir şeyler işte bitkiler falan. Adım atarken düşünmen lazım hani. Şey olayı nasıl mesela koltuk olayı? Aşırı iyi ya. Ha. Orada ben var ya beni koy, laptopumu yanıma ver. Televizyon karşıya. Bir Netflix. Hiç kapırdamadan. Aga bir Netflix, bir Spotify üyeliği. bir ay bu adada yaşarım diyenler. Bir yerden çalışırım, bir yerden televizyon falan. Ya ben tam anlayamadım evi. Ya evet. Bir geniş evet, açıdan. Genel çekim evet. Yapmamışlar, geniş açıyla çekim o yüzden çok anlamadım. Ama şeyleri güzel işte hobileri doğrultusunu aldığı küçük şeyler var. Ya ev yaşanır, yuva. Aynen öyle. Netflix, Spotify, PUBG bir de. PUBG ama. 6 ay yaşarım bu adada. Hissiyatını veriyor ama bana biraz karışık geldi işte koltuk burada duruyor 2 tane baba koltuğu orada bir şey var falan. Nizami gelmedi bana. O kadar yorum yapayım. Teşekkürler. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın evlerine 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? Bir benden bir 5 patlar. 5. Ben kendi zevkime göre şey yapayım. Yorumlayayım. Tamam. 5 verirdim ben. 6. 6. Duvarlardan dolayı 2 puan kırıyorum. 8 puan veriyorsun evet. Yani. Ben de 4 veriyorum o zaman. Oh sen veriyorum. De. Çünkü ben 6 verecektim. Ha tamam. Sonuç 6 çıksın diye bir şey yaptın. Bilerek ona verdirdim. İlk puanı ona bilerek verdirdim ki ona göre veriyorum. Tamam. Ona da 9 verelim. Güzel tamam. Beni yansıtan evi daha bulamadım o falan diyormuş. Şimdi Burak'cığım devam edeceğiz fakat yine bir olaya giriyoruz hazır mısın? Ne olayına giriyoruz? Çok cimrisin Efe 7'si var. Ya şimdi Oğuzhan Uğur'un evi çok daha benim tarzımdı birazcık. Ben tabii bekar evi tarzı sevdiğim için onunki daha benim tarzımdı. O yüzden şimdi ona 7 vermişken buraya 5 verdim o yüzden. Bu videoya 150 bin like gelirse şimdi videonun 160. Başında konuştuk. 160 mı? 150 idi önceki. Ha. 160. 150 bin like. 200 bin. Yok 200'e çıkamayız. 200 bin gelmez, like. Gelmez. Gelir gelir. Twitch yayıncılarının evlerine bu sefer bir bakacağız. Şey yapalım mı? Lan mı? Gaza gelince ben. 200 olursa gel bizim evi çek. Zaten gelseri gelmese çekeceğiz. Çekeceğiz biz yani. İçin. Yani olsun çok siz yine de motive olun. Like'layın. Aynen. Hani en azından bizi desteğinizi gösterirseniz seviniriz. Evet. Ama bence ben 200 bin olacağını şu an şuraya yazıyorum bak. 200. Ben hemen like'layayım abi. 124 bin olmuş bile. Tebrikler kazandınız 200 bin. Twitch yayıncıların evlerine tamam. Tepki vereceğiz. Bu seride çünkü sevildi. Vatıcının kine vereceğiz mi? Vatıcının evi galiba yok.
Yani kendisi çekmemiş. Mahremiyetine önem ama veriyor Zahar. Evet, aynen. Kimin evi var ki? Unlost'unki var. Elren'inki var video olarak YouTube'da. Elren'de yeni ev vlogu var mı ki? Var oğlum. Oha. Zaten İstanbul'a taşındılar. Direkt o video çekildi ya. Ben yok, gittim. Yayın yaptık ya kanka. Ekip evi yok mu? Unlost'tan bahsetmiyorum. Kimden bahsediyorsun? Elren. Oğlum Orkun şey yaptı ya. Acı yedirmek için gitti ya. Orada o çekmişti. Eski evi. Tam da hayır, eski yeni ev yok doğru. Galiba yok. Ben onu söyledim. Geldik deli bile kanalına. Kemal'in vardı galiba. Kemal'in evinin vlogu çıkacaktı. Cahre'nin mi var? Aynen. Mine. Deli Mine'den hepinize merhaba. Adam bu. Kanalın ismi ne? Deli Mine. Şaka yapıyorsun. Deli Mine. Niye kaçırıyorum onu? O mine değil. Hangi mine? Burası o hayalini kurduğumuz film stüdyosu. Aynı zamanda Yasir abimin, benim ve Hüseyin'in birlikte yaşadığımız hem ofisimiz hem home office onlarınki de. Aynen. Grubumuz var ve gördüğünüz gibi kocaman bir tam benlik solo havuzumuz var. Bu ev yapısına ben bayılıyorum. İstersek içine atlarız, istersek içine sıçarız. Ya şurayı anlatayım, buraya kocaman bir tane ağaç yemek masası gelecek. Hani daha önceki perdeler çok kötü. Evet yeni. Biraz daha büyüğünü yaptırmamız gerekiyor. Burada işte salla çok kötü. Yapılacağı yemek yenilecek falan kocaman bir masa gelecek. Burası da çok tıkışık. Ne? Çok kalabalık, çok kalabalık. Tıkışık kız, manyak mısın? Bak bir geri gel. Şuraya masa koyacağım dedi ya. Tamam ay o kadar olur. Oradaki yani arkadaki koltuk ne gerek var? Ne gerek var? Orada kim oturacak? Kapının önünde kim oturacak yani? Yani en azından benim uzun bir vaktimi geçirdim. Yaren şey mi? İç mimar falan mıydı ya? Yani çok şey yapıyor çünkü gerçekten takılıyor ya. Salon kısmı. Burada kocaman bir tane televizyonumuz var. Şöyle bir oturma grubumuz, köşemiz var. Burada oturuyoruz zaten. Ne yapıyoruz? Filmimizi açıyoruz. Oh ne keyif olur be. Şuradan aşağı inmeden önce gözümüze çarpan bir detay var. Evde asansör var. Şey sorabilir miyim? Ev 6-7 katlı falan mı? Abdücüğüm. Abi biraz parayı kıymış galiba. Hayır anne de asansör var evde. Gözümüze çarpan bir detay var. Evde o vardır ama 3 katlı olunca herhalde koyuyorlar. Asansör var. Evimiz 3 katlı. Yani yeni nesil olanlarda tabii. Ve evin içerisinde bir asansör var arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar burası bizim ekmek teknesi. O gördüğünüz güzel videolar, o çılgın videolar bu gördüğünüz setup'ta montajlanılıyor ve sizlere sunuluyor. Burada tuvalet. Sabah uyandığınız zaman güzel bir şekilde elinizi yüzünüzü yıkayacağınız bir lavabo. Elinizi yüzünüzü yıkayacağınız diyor Duygu Özaslan'ın su matarası. Aynısı geldi aklıma bu arada. Kızın tanıtması gibi lavabo tanıtıyor bir de. Sabah uyandığınız zaman güzel bir şekilde elinizi yüzünüzü yıkayacağınız bir hadi ya. Lavabo. Duygu Özaslan'ın şeyine döndü. Yudum yudum içebiliyor. Oha herkesin aklına aynısı gelmiş. Diğer evde de vardı hiç kullanmadım. Yani kullanılan bir şey değil. Koyuyorlar kullanmıyorsun öyle bir şey. Abi sauna kullanılmaz mı ya? Burası da benim odam. Beni bu arada Berkcan'ın da bundan bir önceki evinde vardı. Gerçekten suratına bakılmadı ya. Ya o gerçekten keyif pezevengi insanların yapacağı tarzda bir şey galiba. Bilmiyorum. Biz bu arada hiç şu an senin evini puanlatıyorum haberin olsun. Nerede? Bende. Sende? Loğunu çektim ya senin. Nasıl yani ya anlamadım. Sen evde yokken ben senin ev blogunu çektim Instagram'da. Evet söyledin onu da yani nereden puanlatıyorsun? Nereden puanlatıyorsun? Puan veriyorlar bir daha şu an. Nereden ya? Instagram'dan bir daha attım puan veriyorlar şu an. Anladım. En etkileyen şeylerden birisi tavan yüksekliği. Gördüğünüz gibi 4 metre yüksekliğinde bir tavan var. Kapat bakayım. Kapıyı açtığınız zaman han gibi, hana girmiş gibi, hancı gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Yok artık. Abdü'nün odası burası olacak arkadaşlar. Evet. Burada odamın, yatağımın karşısında. Ben Antalya'ya taşınıyorum abi. Dolduracağım zaten. Gördüğünüz gibi aynalar falan var. Vay be. İşte acayip iyi değil mi? Vay be. Çok iyi. Tavan çok iyi ya. Açık konuşayım. Şu ana kadar beğendiğim en iyi ev. İşte burada rahat gökyüzü görecek misin? Vay. Tam keyif yedim. Vay vay. Çok fantastik bir insanım. Hadi buyurun. İçeriye alayım ve göstereyim. Burası benim giyinme odam ve
Hayır ya. Buradan çok etkileniyorum ya. Efe sinir oldu, daha ben tanıtamadım diyor içinde. Oğlum valla tanıtılacak bir şey olsa ben tanıtırdım zaten bugüne kadar ya. Gerçekten samimi söylüyorum ya. Hani gram sinir olmadım. Hani ne attığını sadece merak ettim o kadar. İkaz blok kaç saniye sürdü? Hadi. 3. Ortalıkta dağınıkken yaptın değil mi bunu? Hayır. Abi bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey gözükmüyor ki videoda. Ulan İkkan ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani bu çocuk harbiden büyük makara ya. Aman iyi be. Niye küstün lan yine? Küsmedim yok. Ama makaraydı yani. Sen abi, demedin mi? Evin küçük bana yetiyor. Sen çok küskün bir adamsın İkkan. Çok. Böyle yok direkt tribe geliyorsun. Küçük küçük böyle. Ya, ufacık şeyde de mutlu oluyorum neyse. Aga be. Kylie Jenner'ın falan da böyle olması var. Harbi mi? Harbi mi? Harbi mi dedi? Gayet abi, iyi. Güzel şey güzel. Mi? Çok iyi. Bütün beğendim. İki bölüm dahil en gerçekçi, en tatlı ev bence bu. Bence de bu. Öyle mi? Vallahi çok, yani çok tatlı ya. Benim kalbimi vuran, kalbimin böyle tam ortasının ok geçiren tek olay giyinme odası. Taşımak lazım. Kara kara düşünmeye abi, başladı. Abi İstanbul'dan gitmek lazım ya gerçekten. Ev güzel. Evet. Bu arada evet ya, o giyinme odası muhabbeti güzel. Yani yatak odası ve giyindiğin yer, yani gardırobun aynı yerde olduğu senaryolarda genellikle yatağın üstü hep bende kıyafetlerin dağ, bir köşede dağ olduğu ve benim dağ olan şeyi sürekli yatağın bir tarafına itip yatağın çift kişilik yatağın bir kısmında kıyafetler yatıyor. Diğer kısmında ya, ben yatıyorum. Pislik bir insansın yani. Yani oğlum anam babam toplamıyor benim götümü senin gibi. Hatta belki de annem onu toplamıyor. Evet biliyorum. Ben topluyorum. Aynen aynen İsmet. Aynen. Büyük. Şık bir ev yani gerçekten. Evet ama biraz odaları bence ev büyük olduğu için daha büyük olabilirdi. Yani jacuzzi yerine normal tuvalet koyardım, lavabo koyardım. O tuvalet alanını birleştirirdim. Saunayı çıkarırdım. Hayvan gibi oda olurdu o zaman. Evin tarzı. Yüksek tavan olması, jacuzzi'si, saunası, banyosu, koltuk takımı, evet. Televizyon ünitesi, her şey çok güzel. Bahçesi güzel. Sadece perdeler çok benim tarzım değil. Yatak odasının zaten yüksek tavanlı olması üf. Karşısında jacuzzi olması üf. Jacuzzi'nin tavanının cam olması üf, daha da üf. Üf, 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 üf yani. Gerçekten müthiş bir şey ya. Üf üf üf. İçi ve mimarisi çok güzel ama mobilyalar ve aksesuarlar çok iyi seçilmemiş. Seçilmemiş. Güzelmiş ama evi. Çok beğendim. Ama kötü bir şey gelecek şu an. Yok kötü bir şey gelmeyecek. Ben kendi açımdan bakıyorum ya. Aynen. Benim için çok fazla bu ev. Ben böyle bir evde yaşamak ister miydim? Hayır. Ben daha böyle kutu gibi. Ne bileyim gökyüzü gören jacuzzim olmasa da olur yani anladın mı? Abdün evine kaç puan veriyoruz? 9. 10 üzerinden arkadaşlar. 10 veririm. 10. Ya bence 3 artı 1'den sonrası tek yaşayan bir insan için. Abdü tek yaşamıyor da. Ben kendi samimiyetimle söylüyorum. 3 artı 1'den sonrası harbiden artık yani tabii 4 artı 1 yapıp odalardan bir tanesini jacuzzi tavanında gökyüzünü açacaksan mantıklı. Ama açmadığın sürece oda ne yapacaksın odayı yani, bir de öyle bir durum da var. 10. 6 veriyorum. 9 abi. Perdeler oda. Benim için perde çok önemli ya. Ben söyleyeyim mi? Söyle. 7 diyeceksin. Evet 7 diyeceğim. Yani evi beğendim. İçi daha iyi olabilirdi. Oğuzhan'a 8 deyip Abdü'ye 9 deyip tamam, Oğuzhan'ı vurup 9'dan 8'e indiriyoruz. Afiyet'e de 9 puan. Yapboz gibi oynadım bütün puanlarını. Ama ne yapayım, neye göre yapacağımı bilmiyorum. Geldik efendim. Kimin evine? Kim? Ben de bilmiyorum, bakmam lazım. Gerçek bir soruydu bu. Geldik Elvin Levin'in eve. Biliyorum. Onu da mı biliyorsun? Evet. Helal olsun kız sana. Seviyorum onu ben. Gibi çok seviyorum. Daha. Elvin Levin mi? Elvin. Elvin Levin'ler. Ve sade, sade ve iç açıcı bir evi var gibi geliyor bana. Şaşırmaya hazır mısın? Ne gelecek? Bakıyoruz. İstanbul. Tek yaşıyorsan ofis daire bile yetiyor ama 1 artı 1 kafi. Ofis daire dediğin stüdyo daire mi? Ofis daire, ofis daire tanımını ben ilk kez duyuyorum çünkü. Belki benim cahilliğimdir, bilmiyorum. Bu arada 1 artı 1 evet tek yaşayan biri için yetebilecek bir şey ama aynı zamanda evin salonunun ortasında bir bu tarz bir stream station olacağına bir oda daha olup salonu tamamen serbest salon halinde kullanıp ekstra odayı stream station odası yapmak daha mantıklı. Stream room yapmak daha mantıklı yani. Kod. İstanbul'daki evimize hoş geldiniz.
oldu öyle. Çok eşya. Çok eşya, çok bitki. Kalabalık, kalabalık. Tam da tahmin ettiğim gibi gerçekten. Şu anda çok minimalist olmayan şeyler var ama genel olarak mesela bu koltuk Bülent'in eskiden evinde olan bir koltukmuş ve bence buraya cuk oturdu. Buranın ilk halini hatırlıyorsanız zaten buraya koltuk koyarız demiştik. Koltuk evinde burası olacak. Zaten çok da fazla bir seçeneğimiz. Evin herhalde benim en çok kullandığım köşesi. Kiliminden kalkmış. Çok. Burası meditasyon köşesi mi? Çok yine güzel. Aloe verasına, mumuna, çiçeklerine ya o kadar mutlu olurum ki yine Bülent'in eseri olduğum masayı göstermek istiyorum. Şimdi buradaki inceliği fark edeceksiniz. Normalde bunun burası böyle oyuktu ve biz buraya böyle ortaya mı masa koysak ne yapsak falan diyorduk. Bu böyle girip çıkan bir mermer şey, orta ada mutfakta evet, çok hoş. Chat'teki yorumlara bak. Ben bu kızı sevmiyorum, aşırı pozitif. İnanılmazsınız. Mesela Cansel herkesin bu konuları. Mesela bunu tamamen çekip böyle her iki tarafına oturduğumuz da oluyor. Yegane masamız ve sandalyemiz burası. Çok ferah evi gerçekten. Çalışıyoruz bir şeyler. Winx'ten Flora'nın evi. Klostrofobik bir yatak odası. Yatak odamıza hoş geldiniz. Şöyle arkaya doğru. Çok kalabalık. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu sefer Yaren'e ben de hak veriyorum. Gerçekten çok kalabalık. Daraldım. Öğlen güneşi vuran evler beni rahatsız ediyor ya. Niyeyse. Ne alakalı kıyım şu an. Kanka bilmiyorum. Gerçekten öğlen güneşi vardır ya. Bu sabah güneşi değil. Sabah güneş farklı. Öğlen güneşi vuran evler beni çok rahatsız ediyor. Bana mı öyle geliyor? Bakar mısın? Biri Aslan Max değil mi abi? Kızım. Ya kızım ama yani of. O kadar oda. O kıyafetler, hay, kapak koy. O kadar ha. Kalabalık gözüküyor ki yani çok fazla eşya. Evi çok beğendim genel olarak. Yani gerçekten tam böyle hem ışığı falan her şey çok güzel. Çok aydınlık, huzur veriyor. Hı-hı. Yatak odasına gelince bir daraldım. Benim köşem burası. Şimdi bu kadar dolapta. Burada da 4 kapak daha dolap var. 1, 2, 3, 4. Şimdi bana bu 2 kapak düştü. Bana bu 2 kapak düştü. Muhtemelen ileride evlenirsem benim de böyle olacak. Arada bir yere girince görebiliyorum. Ya yazık adama ya. Bak bu sarıyor işte. Bu sarıyor. Yani şu anda rezidansların çoğunluğunda balkonlar... Yani yüksek kat ve balkon bulmak zor bir mesele haline geldi. Benim evimde balkon yok. O yüzden ben yüksek kat ve balkon, yani buradan bir sonraki evimde, bundan taşındığım bir sonraki evimde banko, yüksek kat ve bir balkon istiyorum. Bayağı. Hatta tercihen olursa teras da çok keyifli olur. Hemen hazırlıyorum efendim. Dostum bir sahibinden linki yapsana bana yukarı kaydırayım. Tabii tabii. Hemen. Evin... En çok kullandığımız yerlerinden bir tanesi olabilir burası. Biz burada arkadaşlarımız da geldiğinde çok güzelmiş burası. Bile oluyor. Buralara sıkışıp şuraya başka bir minder çekip. Bu ev ben şimdiden söyleyeyim puanımı 8. Çok ama çok keyifli balkon. Daha biz her yeri evimiz gibi benimseyip sizinle paylaşmıştık ama hiçbir yer insanı. İzlerken keyif aldım. Çok güzel. Yönlendiriyorum efendim. Sizin de bir, çok minimalist bir ev ama çok cozy diyebileceğimiz, çok sıcak diyebileceğimiz bir ev ve çok güzel dekore edilmiş. Küçük bir ev ama gerçekten olabilecek en böyle çok minimal güzel. Seviyede evet, güzel dizayn. Evet, cozy deniyor ya. Evet. O yuva sıcaklığı şey, hepsi var. Yağmur yağdığında ne olacak dayı? Çökecek balkon amına koyayım. Yani ne olacak yağmur yağdığında ne olacak? Bir şey olmayacak yani. Üst tarafta da bir balkon var yani. Yağmıyor yani. Güzel, sıcak, tatlı bir ev. Sadece yatak odası biraz klostrofobik o kadar eşya sebebiyle. Evet. Anlayabiliyorum yani. Koyacak hiçbir yer bulamıyordur o kıyafetleri ama orası biraz darladı beni. Ama onun dışında keyifli bir ev. Özellikle o yemek masası detayını çok sevdim. Aslında çok güzel olabilecek bir ev. Bence çok kalabalık olmuş. Ergin'in çok kıyafeti vesaire olduğu için o da biraz daralmış olabilir yani. Çok kıyafet. O gardırop beni var ya gebertirdi. Her sabah düşünsene kıyafetlerine bakarak kalkıyorsun. Uff yani. Bu ev benim tarzıma en yakın. Evet, senin bahsettiğin ev buna evet, benziyor gerçekten. Benim tarzıma en yakın ev bu oldu. Hem ışık. Arkadaşlar yağmurlar yağmur yağınca yağmurlar diyorum ya. O ekranda da yağmur var ya, acaba beynim bilinçaltım otomatikman mı yağmurlar dedirtti? Bir dakika ne? Ne? Yok artık.
Neyse şey, yağmur yağdığında minderleri içeri alıyorlardır ya. Bu kadar zor mu gerçekten ya? Biz bu kadar detayı niye düşünüyoruz abi? Bırakalım onlar düşünsün. Benim şu an böyle bir balkonum yok. Olduğunda size mutlaka danışacağım. Mesela bana dersiniz abi yağmur başladı. Minderleri içeri al. Yayından çıkarım hemen giderim. Minderleri içeri alırım falan filan. Bunlar yapılır yani. Çok olarak hem dekorasyon olarak çok tatlı bir alan oluşturmuşlar. Şu anda en sevdiğim bu oldu. Birazcık da kıskandım açıkçası. Ya dur ya. O mesela çok yoga yapmayı seven bir kız. Öyle yogalık ortam var orada yani. O kaktüs falan var ya. Mumları falan tam, evet evet. Yani. Çok sever evet. O yogaları zaten. Yogaları. Yogalar. Yogaları sever. Yoga yapmayı çok sever. 10 üzerinden kaç puan verdik gene? 8 veriyorum. 8 puan alıyor. Ben 10 vermek istiyorum. 7 veririm ya. 10 ya. O kadar beğendim. Ya çok güzel ya, en olabildiği kadar güzel döşemişler. 6. Ben rezidans. Ben Oğuzhan Uğur'un evine 7 mi vermiştim bu arada? Evet. O zaman buraya da 6.5 patlar. Bu arada Ali biçim yok edecekler birazdan. Benim için ısınamıyorum. Çok böyle ofis gibi geliyor bana. Gözdeciğim geldik Ali biçime. Tanıyor musun kendisini de bunu yaptın? Kimdir Ali biçim? Bize bir tarif eder misin? Dayı sonraki evim derken taşınıyor musun? Yani yakın zamanda öyle bir planım var. Yakın zaman dediğim o kadar yakın bir zaman değil ama. Hani bir ay, iki ay, belki üç ay. Yaza kalmaz diye düşünüyorum Tara mı? Tara mı? Tara evet. Metrobüsle ulaşılan bir yere git ya. Her yere yani. Efe buraya gelsene. Bakarız dostum, bunlar konuşulur. Şarkısını söyleyeyim istersen. Buyurun efendim. Öyle bir şarkısı vardı. Neydi? Uş uş ha, uş 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 uş. Sevgili abla, nereden gezmeye başladın? Sevgili abla. Şimdi açıldı. Ha, güzel. Sevgili abla, burası benim yatak odam. Görmüş olduğun üzere. Vay vay vay. Bak vay, güzel mesela. Burada şöyle kapattık mı? Renkleri falan. Evet. Yatağı mı kokladı bu? Aslında onun meşhur evet. Yatak odası. Bu bayağı Anadolu haritasında. Neden? Onu kokladığında 7 bölgenin kokusunu alabileceğin Asyaların bir arada buluştuğu bir aynen. Medeniyetler beşiği. Şimdi buradan karşılıyorum gördüğünüz üzere. 3 aşamalı bir dolabım var. Sevgili Kadir'i görmek istersen. Burada aslında neden siyah giyiyorsun? Abi başka donum. Gerçekten niye bu kadar siyah? Dediklerinde. Aman yarabbim. Sevgili Kadir buraya. Aa, acın acın dolabı bence böyle. Benim kutsal köyneği mi? Evet sevgili. Evet sevgili Reynmen hediye etti bunu. Sevgili abla ışıklı bir duş atabilir miyim? Ellerimi burada yıkıyorum Kadir. Herkesin olduğu gibi ağzımı burada şalkalıyorum. Çeşitli kokular var insanları etkileyebileceğim. Bunu hiçbir cinsini göremiyorum. Bilemezsin yani. Olseks. Ev gezmesi yorduysa oturabiliriz. Size bir şeyler ikram da edebilirim. Çünkü çok gezdik anasını satayım. Sevgili abla Palas'ın diğer odalarından bir tanesindeyiz. Agatha Christie burada hayatına veda etti. Sevgili abla. Sevgili abla niye diyor? Günahseverlerin benim evime geldiğinde konakladığı bir yaşam alanı. O zaman salonumuzun, o devasa salonumuzun bir köşesine geçelim abla. Burada evet siz ve sizin gibi misafirlerimizi ağırlıyorum. Burada daha bir ziyade... iPad Pro var. iPad Pro. Bir şey diyecek. Kadir ne diyorsun? Hiçbir şeye para vermiyorsunuz. Siz influencerlar yok musunuz? Ay. Görmüş olduğunuz üzere burada çeşitli ben veriyorum valla. Eskisi gibi oyuncak koleksiyonum yok. Biliyorsunuz şerefsizin biri oyuncak koleksiyonumu zaten satın almıştı. Satın almıştı mı? Şerefsiz biri mi? Genel olarak nasıl buldun evi efendim? Bence çok tatlı ev bu arada. Harbiden 6 patlar. Bu da tam bir bekar. 6 patlar desem peki Revolver? Sıcı. Fazla yorum yapacak bir şey yok. Benim de ev düşesem bunun gibi olur yani. Yani çok anlayamadım evi. Tek anladığım hani Ali biçimin bu taraklarla beze olmayış. Dalia'nın saçının içinde bir ara böyle hafif sarılar, beyazlar vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Öyle daha güzeldi bence saçı. Böyle tek koyu renktense. Katılıyorum. Evet, biraz öyle yani. Kafamı sokacak bir yerim olsun yeter modunda galiba bu adam biraz. Ali biçim, giyer siyah biçim. Nasıl? Abi kaliteyi çok... C. Bak özlü söz değil de kendi özlü sözünü uydurunca olmuyor yani. Hayır ama nizamdan ötürü söyledim. Ha pembe vardı evet. Nizam. Böyle siyahları ayrı ayırmış, renkleri ayrı ayırmış. Yatak odası güzel. Misafir odasına da çok bir şey koymamış. Ama salon çok kalabalık.
Mesela bu kadar küçük eşyaları yani, var ya. Bu videodan niye linç yiyeceğim şu an belli değil mi? Kalabalık. Her videoda evet kalabalıktan bir linç geliyor, haberin olsun. Novan neydi? Novan yarar kalabalık. Aynen. 4 veriyorum. Dur bir dur. 4 veriyorum. 4 tamam, 4'ü aldık. Ama nedir yani? Neyini beğenmediniz 4 verdim? Ya bir de şöyle bir şey var. Lokasyon da gerçekten bence bir ev için çok önemli. Yani evet Abdü'nün evi gerçekten çok güzel ama Abdü'nün evi Antalya'da mesela. Yani Antalya'da çok daha bu tarz böyle büyük ferah evler bulmak mümkün. Şimdi Ali biçim mesela sallıyorum belki Cihangir'de oturuyor. Anladın mı? Yani konum lokasyon da bence çok önemli. Dekorasyon. Yani evin böyle bak. Yani Cihangir'de oturmak istiyorsan mesela Abdü'nün evinin tarzında bir ev bulamazsın. Oğuzhan Uğur'un evinin tarzında bir ev çok zor bulursun. Bunda bir özelliği pek yok. Oda mı oda, yatak mı yatak, televizyon mu iPad. Bir kadın gözüyle baktığımda ben mesela o eve girsem o oyuncakların hepsini kesin çöpe atmıştım. O kadar. Daha böyle hani soft bir salon ya da soft bir ev isteyen kadınlar salonunda erkek arkadaşının kocasının oyuncaklarıyla dolu bir... Erkek arkadaşının kocası mı? Ha, erkek arkadaşının virgül ya kocasının salonunda erkek arkadaşının kocasının oyuncaklarıyla dolu bir ortam istemezler. Hani daha ya şunları oradan kaldıralım hani içeriye koyalım bir oda yapalım oyuncak odası yapalım. Yani oyuncak odası. O yüzden bana çok karışık geldi açıkçası. Ama onların zevkleri böyle, böyle bir enerjileri var, böyle bir hayatları var. Oyuncak koleksiyonu yapmaktan keyif alan biri ben değilim. 10 üzerinden kaçlık bir ev sence? 4 yani. 4. Evet. Olsan Uğur'a 7 mi verdik? O zaman 6. 6. Ben veriyorum. Ben de 6 veririm. 5 puan, 4 puan hangisini? Hangisini vereyim? 5 5 iyidir. 5 puan iyidir. Ne dedi duydunuz mu? Burak Tatlıcı'yı dinleyin. Puan hangisi? Hangisini vereyim? 5 5 5 iyidir. 5 puan iyidir. Geçiyoruz artık son kişiye arkadaşlar. Geçiyoruz. Son kişi Mendebur Lemur. Mendebur evet. Lemur'un ev şey değil mi? NASA. Evet şey ya biliyorum ben biliyorum. Egzaptona da katıldı. Bravo. Kulaklığı taktık. Diyorum, diyorum. Selam Lemur severler. Bak yeni Ferah ev görüyor musun? Ferah. Değil. Alt kat. Şöyle. Gerçekten sıfır kalabalık. Yaren'in ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle bir salon bölümü, böyle de bir mutfak bölümünden oluşuyor. Yani anlayacağınız Amerikan mutfak diye geçen mutfak tipinden. Ben bayılıyorum buna bu arada. Salona Amerikan mutfak. Bu arada bence Amerikan mutfaktansa ada mutfak daha güzel bir şey. Neyse bu... Kendi görüşümü paylaştım, devam ediyorum. Verdim çünkü genel olarak burada yaşıyorum ve sürekli işte üst kata git orada çalış aşağı in falan uğraşmak istemediğim için bilgisayar setup'ını da buraya kurdum. Bu koltuğu gerektiğinde yatak da olabilmesi amacıyla aldım. Yani koltuğun rengi bir şey değil ama neden bunu tercih etmiş acaba? Şöyle yana doğru açılıyor. Bu arkası da böyle açılıyor. Gerçekten bu arada koltuğu keşke böyle biraz daha koyu bir renk alsaymış. Tam yani alttaki rengi yapsaymış. 200... Çünkü zaten arkası bembeyaz. Bir de orada sarı patlatmaya ne gerek var? 10 santimlik mi ne böyle tek kişilik bir yatak haline geliyor. Aslında ben size bir söyleyeyim mi? Bu eve şu perdeyi... Ya buraya siyah bir koltuk, şu perdenin tam perdenin renginde bir koltuk çok güzel gidermiş. Ya aslında ne yapacak biliyor musun? Bu eve satıp Yalova'ya yerleşecek. Aynen öyle, aynen öyle. Duvar rengini alacağız büyük mesela. Bayağı. O da olabilir mantıklı Kaan. Direkt burada şu modda takılabiliyorsunuz. Yani rahat bir koltuk, güzel bir koltuk. Evet, evin mimarisini çok beğendim. Yukarı. Yani muhtemelen bayağı şok ama... olacaksınız. Burası benim yatak odam. Dur heyecanlandım. Aynen yayına mimar da getirdik. Kaan sen tabii mimarsın ama iç mimarlık... Hem iç mimar hem mimar. İçte var mı sende? İç dış mı? İçte var. Aynen öyle. Bu arada mimarların galiba en gıcık olduğu şey dış, iç mi dış mı sorusudur değil mi? Aynen öyle. Abi iç mi dış mı ne demek ya? Şimdi neyse. Şurada dış mekan diye bir şey yok zaten. Ya iç mimarsın ya mimarsın zaten. Tabii ben biliyorum zaten de hani açıklamış olduk. Bilmeyenler için sor. Dostum. İç varsa senden de bir yorumlama alırız. Çok geç geldin ama yani. Tamam. Ne oldu ya bu kadar abartı? Oha Yaren var ya buraya aşık olur. Ben size söyleyeyim. Yaren şu an diyecek ki inanılmaz bir yatak odası. İnanılmaz minimalist.
Bu da biraz fazla boş be. Burası benim yatak odam. Bu ne abi? İnanmayacaksınız muhtemelen ama tam olarak bir komedim bile yok. Yatak odası burası. Sadece bir yatağım var. Ne kadar minimal. Şurada bir tane hava temizleme makinem var. Çünkü burası cadde üzerinde bir ev. Dolayısıyla sürekli böyle egzoz gazı megzoz gazı. Ne o su yatağı mı ya? Saçma geldi bana. Çok alçak değil mi? Bayağı yere koymuş bir işte yatağı da. Abi öyle seviyorsa kimse bir şey diyemez. Aynen abi. Öyle. Al ferah işte. Al. Bomboş oldu, tam senlikler 100 puan. Çok kötü olmuş. Aa. Mantıklı. Dikkat dağıtıcı bir şey yok. Gerçekten o yatak odasında tamamıyla uyuma amaçlı tasarlamış. Bilgisayarını da oraya o yüzden koymamış. Yani orası bildiğin bir uyku odası. Kendisinde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani bugün o çıksa, yarın başka bir insan girse aynı düzenle devam edebilecek biri. Ha, hep bütün ev için mi diyorsun? Evet. Bence o kadar eksik dekore edilmiş ki ev güzel olamamış. Hani sanki yeni taşınmış da sadece yatağını getirmiş eski evinden gibi. Bu arada harbiden bu evle de şov yapılırmış yani. Mimarisi güzel evin. Bir görüntü var. Çok eksik bir ev. Evin mimarisini çok beğendim ama bence eksik. Ya ben biraz böyle Lemur'un eşyalarını merak ediyorum. Bence sadece ben değil, birçok kişi onu takip eden, hani ne yaptığını bilen birçok kişi merak ediyor. Biraz böyle geçsin, bir şeylerini kurcalayalım falan istedim. Evet, evet. Hani etrafta evet. Öyle bir şeyler göremeyince sadece koltuk, televizyon, işte yukarı çıktım bir tane yatak, evet, bu kadar. Bitti ev zaten. Hani birazcık böyle o eşyalar. Biri de bak chatte kendine dert etmiş. Rain Man'in evi neden yok? Bu iki ya, ilkinde vardı. Görseydim falan daha mutlu olabilirdim. 10 üzerinden Mendevur Lemur yani Hakan'ın evine kaç puan verdik Dalia? Tahmin değil mi? 6. Evet, 6. Ben var ya, okuyorum artık benim ya. Sevdim. 7 puanlık bir ev. Sırf o eşyalarını kurcalamak isteyip kurcalayamadığım için 8 puan verdim. 5.5. Bayağı komik oluyor. Ne 5 demek istiyorum ne 6 demek istiyorum ya. Ha, tamamlayalım. Ortalama alalım ya. 4.5 veriyorum ben. Ya şimdi Ervin'inki daha güzel bu yerden. Ervin'e 6 mı verdin? Tarz olarak Ervin'e 8 verdim. Tamam. 7 veriyorum. 7 puan. Evet ama Ervin'inki daha kalabalıktı. Kızım tamam. Ervin'in eşyalarını bu eve koysam misler gibi olur mesela. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Dalia'cığım evet. Gerçekten de özlerimizi birazcık giderdik bence. Bence de. Nerelere baktın öyle, orada bir sürü eşyalarımız var. Oradan bir şey alabilir miyim diye. Hayır, hayır. Kaşla göz arasında. Öyleydi Gözde'cim. Artık teşekkür bakalım. Ederim. Like gelirse de Twitch yayıncıların ellerinde de yine seni konuk almak isteriz tabii ki. Tabii lütfen. Evet. Ben seviyorum ev yorumlamayı. Bu bölümde giyeceğinizin işleri de yorumlar kısmında okuyacağız hep beraber inşallah. Dayı hangi evde Netflix ve PUBG keyfisi yapmak isterdin? Dostum açık konuşmak gerekirse... Oğuzhan'ın evinde isterdim. Yani gerçekten. Orası herhalde en beğendiğim oldu. Kaan'dan yorum alamadan ev bitti. Ne yapalım be abi, anla ki. Yapacak bir şey yok. Bad no line. One. Literally no one. Yaren. Çok kalabalık. Çok kalabalık. YouTube kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp, yorum yapmayı unutmayın. Başka ne diyeyim? Başka ne diyebilirim? Ve aynı zamanda fikirlerinizi de işte başka nelerinizi, önerilerinizi, sağlık durumlarınızı ve birçok şeyinizi yorum olarak, hayatınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bölümümüzü bitiriyoruz. Evet. Bakalım Yaren'e neler gelmiş. Genellikle ne oluyor ya kanalının şeyi? Evet, Leyli Gül Çap Çap.